Şimdi biz 1990'lı yıllarda bunu haberci olarak çok gördük, tecrübe ettik. Hatta haber kanallarının artık birer magazine dönüşen haberleri oluverdi. verdi. Gıda efendim terörü, işte gıda sahtekarlığı, işletmelerin imalat hanelerinin kirliliği, pasaklığı vesaire vesaire vesaire. Ne haberler yaptık ne haberler. Şimdi o dönemlerde ekonomi kötüydü, yüksek bir enflasyon vardı. Vatandaşın alım gücü zayıf olunca vatandaşın alamadığı gıdaları alabilmesi adına bazı sahtekarlar piyasaya sahte ürünler sürüyorlardı. Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlardı. Şimdi benzer bir manzara 2024 yılında da karşımıza çıkıyor. Hadise çok düşündürücüdür. Sucuk yapıp vatandaşa yedireceklerdi 700 kilo at ve eşek etini. Evet, hadiseyi anlatayım size. Adana'da kesilen at ve eşek etleri İstanbul'a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürülecekti. Burası Adana. Adana'da söz konusu bu efendim vatandaşın sağlığıyla oynayan bu zanlılar et, et şeyi eşeğin ve atı kesiyorlar. Bunları poşetliyorlar. Bunları kamyonat efendim yerleştiriyorlar. Ya Allah yola çıkarıyorlar. 700 kilo et ve efendim eşek eti ve at eti. Geliyor geliyor yolculuk geliyor Sakarya'ya kadar ve Sakarya'da jandarma dur diyor. Ancak Sakarya'ya kadar kimsenin bundan haberi yok. Söz konusu 700 kilo et yani 700 kilo eşek ve at etinin istiflendiğinden. Kimsenin haberi yok. Jandarmanın nasıl haberi oluyor biliyor musunuz Sakarya'da? Biri anlıyoruz ki ki soruşturmanın detaylarına çıkar bu. Anlıyoruz ki birinin çıkarı bunlarla ters düştü ve ihbar etti. İhbar edince jandarma durdurdu ve söz konusu bu tırda yüklenmiş 700 kiloluk ne at ve eşek etini ele geçirdi. İşte buradalar. Poşetlenmişler. Şurada poşetlenmişler. Tabi jandarma sordu. Siz ne, yap ne yapıyordunuz bu etlerle falan bu at ve eşek etleriyle? Cevap şu. Diyormuş ki Düzce'de ve İstanbul'da sucuk yapıp piyasaya süreceklermiş. Sucuk yapıp piyasaya sürecekler. 700 kilo et ne eti eşek eti, ne eti, at eti ve en nihayetinde 700 kilogramla Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma tarafından yakalandılar. İhbar üzerine durduruldular ve söz konusu o etler tespit edildi. Bakınız. Eğer jandarmaya ihbar edilmeseydi var ya bu 700 kilo et Adana'dan yola çıkıp İstanbul'a gelecekti. İstanbul'da sucuk haline getirilecekti. İstanbul piyasasına sürülecekti. Onların verdiği ifadeye göre bir de düzcede piyasaya sunulacaktı. Vatandaş da aa ucuz bir sucuk var deyip hiç olmazsa evladıma bu hafta sonu kahvaltı sucuk yedireyim deyip para verip ucuza sucuğu alacaktı ve sağlığından olacaktı. Bu nedir? Bu bir gıda terörüdür. Bu nedir? Sağlığa yönelik bir saldırıdır. İnsan hayatına kastetmektir bu. Çünkü neden? Sucuk pahalı mı? Pahalı. Sucuk pahalı olunca Bundan bunu fırsata çeviren bu söz konusu vicdansızlar eşek etiyle, at etiyle sucuk yapıp vatandaşa gel ya bak burada ucuz sucuk var diyerek bunu satmaya çalışıyorlar. Ve dediğim gibi ihbar edilmeseydi bunlar piyasaya sürülecekti ve satılacaktı.